Ben Profesör Doktor Uğur Güven, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Mühendisiyim. Bugün size uzay turizmi kavramından bahsetmek istiyorum. Uzay turizmi nedir? Aynı normal turizmde olduğu gibi ticari ve turistik amaçla uzaya gitme aktivitelerinin tamamını kapsayan kavrama, terminoloji olarak uzay turizmi denir. Genelde uzay turizmi nasıl yapılıyor? Farklı çeşitleri var. Birinci çeşidi uzayın sınırına gidip uzayda oraya ticari bilet almış olan yolcuların yer çekimsiz ortamda belli bir süre kalmalarını sağlayıp tekrar dünyaya getiriyorsunuz. Dünyada uzayın sınırı Birleşmiş Milletler tarafından 100 kilometre olarak kabul ediliyor. Bu şu demek, yani resmi olarak uzaya çıkmış olmanız için 100 kilometrelik bir yüksekliği az da olsa geçmiş olmanız gerekiyor. Mesela işte Türkiye'de dünyada iki tane büyük firma var bu işi yapmaya çalışan. Biri Richard Branson'ın Virgin Galactic, biri de Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin. İkisi de biliyorsunuz Temmuz ayında denemeler yaptı. Richard Branson aşağı yukarı 83 kilometre yüksekliğe çıktı. O daha çok horizontal bir uçuş yaparak o noktaya çıktı ve geri geldi. Blue Origin'de roket tarzı bir fırlatma yaparak sanırım 107 kilometre yüksekliğe çıktı. Aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve dünyanın en genç astronotu da Blue Origin'in yaptığı bu uzay turizmi uçuşundaydı. Genelde uzay turizmi zaten ticari olarak firmalar yapıyor. Daha önce Ruslar Roscosmos üzerinden sanırım 1 milyon dolar veren herkesi uzaya götürebiliyorlardı. Halen de bunu yapıyorlar. Ancak bu Blue Origin ve Virgin Galactic yaygınlaştıkça insanların bilet alıp uzaya gitmesi, yer çekimsiz ortamda kalması daha ekonomik şartlarda gerçekleşebilecek. Bir de tabii dünyada çalışan bazı firmalar var. O da nedir? Uzay oteli yaratmak. Uzay oteli dediğimizde aşağı yukarı yerden 400-500 kilometre yükseklikte uzayda. Biz buna low Earth orbit, yani düşük uzay yörüngesi diyoruz. Buraya gidip burada bir gün, iki gün, üç gün veya gerektiği kadar kalabilmek ve daha sonra tekrar dünyaya dönebilmek. Bu konuda da çok ciddi çalışmalar var. Dünyanın ilk uzay otelinin 2026 ya da gecikme olursa 2027 yılında aktif olacağı söyleniyor. Üçüncü ve son olarak da bir iki firmada biz sizi ayın etrafında yörüngede bir kere döndürelim, ayı görün ve geri gelin diyor. Bunun için de sanırsam, yanlış söylemeyeyim, 20 milyon dolar gibi bir para istiyorlar. Eğer bu olabilirse mesela çok parası olan insanlar para verip ayın etrafında bir tur atıp geri gelebilecekler. Tabii uzay turizmindeki en önemli nokta şu, bu hangi üçünden biri olursa olsun teknolojiler geliştikçe, daha çok firma bu işe girdikçe, daha çok tüketici bu işle ilgilendikçe otomatikman fiyatlar düşecek. Belki de 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, en geç 20 yıl sonra aynı nasıl bugün bir uçağa atlayıp da İstanbul'dan New York'a, Londra'ya, Paris'e biletimizi alıp rahat bir şekilde gidebiliyorsak 15-20 yıl içerisinde bence çok rahat bir şekilde biletimizi alıp herhangi bir orta direk insan da uzaya gidip dönüp küçük de olsa bir tatil yapabilecek. Uzay turizmi genel olarak bu kavram üzerine kuruldu. Türkiye'nin de bu konuda yapabileceği çok şey var. Türkiye'de ben çok yetenekli uzay mühendisleri, çok yetenekli genç mühendisler görüyorum. Eminim ki onlar da bu konuda gelecekte ciddi çalışmalar yapacaktır. Teşekkür ederim.